I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. 1, 2, 3, kayıt. 1, 2, 3 dediğin zaman başlayacaksın. Bizim burada sizin okulu var. Çekmeköy'le her yıl film yapılıyor. Bu yıl tekrar yapılıyor ve çocuklar beraber yapılıyor. Bu sene ellerine kameraları aldılar. Yine yollara düştüler. Yine film çektiler. Durmadan soru soruyorlar. Bize de soru sordular. Bize de soru sordular. Kaç yıldır Çekmeköy'de yaşıyorsun? 17 yıldır. Misafirim kızım 3 yıldır yaşıyor. 17 yıldır. Ben 5 senedir burada yaşıyorum. Eşim yaklaşık 10 senedir burada. 2 yıldır Çekmeköy'de yaşıyorum. Bizim 7 tane dedemiz geçmiş burada. 150 senelik kayıtları çıkardık şeyden, nüfus dairesinden. Daha önce nerede yaşıyordunuz? Sivas'ta. Önceden Ordu'da yaşıyordum. Bostancı Kayışdağı taraflarında. Tokat'ta. Daha önce Ümraniye Santral'de. Çekmeköy'ün kaç yıllık bir tarihi olduğunu biliyor musunuz? Fazla bilmiyorum. Tahminen kaçtır sizce? Gene bir 15 sene vardır herhalde en az. 5 sene, 10 sene. 15'te 20 yıl arasında bir şey. 400 yıllık desek? Yalnız kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Herkes gitmişse sakince arkana dön bir bak. Şu anda Çekmeköy'ün en eski sakinlerinden ve de bir süre muhtarlık yapmış olan Hüseyin Bey'le beraberiz. İyi günler. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? 1945'te Çekmeköy'ünde doğdum. Çekmeköy'üne annemin babası 150 sene evvel gelmiş. Babam 350 sene evvel Kafkas tarafından gelmiş. Öyle bir aileyiz. Ben de sebze üretirdim. Erenköy Perşembe Pazarı'na, Göztepe Pazartesi Pazarı'na, Kadıköy Salı Pazarı'na götürüp at arabasından meyve satar, sebze satardık. O işleri yapardık. Peki sizce buranın bu kadar hızlı gelişmesinin sebebi nedir? Şimdi burada iki tane çiftlik vardı. Bir Arif Paşa çiftliği, köyün merkezinde 1800 dönüm arası vardı. Bir de Baltı çiftliği vardı, şu anda askeri oldu orası. Bu Arif Paşa 1978'de bu çiftliği satmasından sonra bu Çekmeköy'deki deşberlik kalktı. Daha sonra 78'den sonra hızlı bir gelişme gösterdi. Bir anda bizdeki şaşırdı yani. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? 56 yıldır burada yaşıyoruz. Peki siz buradayken burada kimler oturuyordu? Çekmeköy'ün daha bizden evvel gelen yerlileri oturuyordu. Bunların hepsi 10 hane olaraktan gelmişler ve bizim geldiğimiz senelerde 40-50 hane var idi. Reşberlik yapıyordu. Yani hayvan işine uğraşıyordu.
ekiyordu, dikiyordu ve köyümüzün fırınları vardı, köy fırınları vardı. Ekmeklerimizi burada kendimiz yapardık. Haftada bir gün, cuma günleri bir otobüs gelirdi, buradan Üsküdar'a giderdik. Yani gideceğimiz yer Üsküdar'dı, onun dışında başka bir yer yok. Annemlerin zamanında Kısıklı'ya kadar yürüyerek gidilirdi. Kısıklı'da tramvayla Kadıköy Üsküdar'a gidip haftalık, aylık köyün ihtiyaçları alınırdı, o şekilde ulaşım olurdu. Ama 70'ten sonra falan buraya haftada bir otobüs çalışmaya başladı. Daha sonra işte hayat bu şekilde geldi. Bundan 20-22 sene önce şehre gidip gelmekte zorlanacağınız, bir taksiye binseniz Çekmeköy neresi olduğunu bilinmeyen ve taksilerin gelmediği bir yerdi. Çoğu zaman Dudullu'dan yürüyerek gelirdik. Elinizde bir sürü eski Osmanlıca tapular var. Biraz bunlara bahseder misiniz? Bunlar bize dedelerimizden kalan tapular. Bunlar artık tarih oldu. Yani bunu şey olarak saklıyoruz bunları. Şu 210 senelik bir tapu. Ve bulunduğumuz yerin tapusu. Taşlıca mevkidir burası. Şimdi Sezgin Okulu'nun alt tarafındaki dere yatağı, bir de bizim bu köyün eski merkezindeki dere, bundan yani çok değil, 78'den evveline kadar oralarda biz yarım kiloluk balıklar yakalar ve yerdik yani. Biz burada eskiden 60 hanedik. 60 hane herkes birbirini tanıyordu. Hastasından haberi oluyordu, düğününden haberi oluyordu, cenazesinden haberi oluyordu. Evet. Ama şimdi maalesef bunlar kalktı yani. Hayvanların bir ucu Beşiktaş testlerinin ta aşağılara giderdi. Oradan dolarlarında bu yukarı gelirlerdi. 20-30 sene ben bahsedeyim yine. Şile yolunun üzerinde biz hayvan otlattırdık eskiden. Mesela iki tane hayvan bakmaya iki arkadaş giderdik. Hangi taraftan araba daha çok geçecek diye onları sayardık. Araba geçecek diye sayardık. Buradan mı çok geçecek, bu taraftan mı çok geçecek? Öyle iddia girerdik birbirimize. Ama şimdi yoldan karşıya geçemiyorsun. Kaç yıldır Çekmeköy'de yaşıyorsun? 18 yıldır. Eskiden nasıldı? Vallahi bir sürü ağaç vardı ve hiç ev yoktu neredeyse. Hatta bizim evin önüne kuaför açıldığı zaman çok sevmiştik. Geldiğimizde araştırma yapmak için geldik. Tabii ki çok boştu. Binalar ona keza çok boştu. Biz işte karar verdik bu caddede açmayı ve açtığımız zaman da kuaför sayısı çok azdı ve trafik de çok azdı. Ulaşım ona göre çok azdı. 4 sene önce buraya geldiğiniz zamanki müşteri profiliniz kimlerdi? Nasıldı? Vallahi daha çok şehirden kaçmak isteyen grup diyeyim, daha biraz elit tabaka, şehir hayatından bıkmış kişilerdi. 4 yıl evvel burada biz geldiğimizde trafik yoktu ve yoğun bir trafik oluşmaya başladı artık. Yani burada müşteri portföyü her türlü var. Şimdi Çekmeköy bence orta tabaka daha yok gibi. Burada fakir ve zengin iç içe şu an gözlemlediğim benim. Daha önce nerede oturuyordunuz? Daha önce Bostancı Kayışdağı taraflarında. Haliyle orayla burasını kıyaslarsak burası yerleşim yeri olarak biraz daha sakinlik olarak çok daha iyi. Ama dediğim gibi sosyal faaliyetler açısından biraz yatırım gerekiyor buraya. Örneğin şimdi çıktığımda hani yemek yiyebileceğim veya gezip tozabileceğimiz falan, bir yukarıda işte dediğim gibi onun orada bir park yapıldı. Orası biraz daha sosyal faaliyet olarak görülebilir. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Sitedeki oturan insanların alışveriş alışkanlıkları
günlük tüketecekleri kadar ihtiyaçları olan meyve ve sebzeleri günlük ve taze olarak almayı tercih ediyorlar. Ben 2 yıldır burada yaşıyorum. Eğlendiğim ve güzel zaman geçirebildiğim tek bir yer var. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Feel it in my heart, it beats cold. Tek tek, all right. No way back. Can you feel it in my heart? It beats sky like dim tek tek. İyi günler. Buraya neden geliyorsunuz? Buraya Alamokuyu'dan geliyorum. Ümraniye'den geliyorum. Peki buraya ne sıklıkla geliyorsunuz? Buraya genelde geliyoruz evimize yakın olduğu için. Evet, aynen. Meydan sizin ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu? Karşılıyor. Birçok aktivitesi var. Sonuçta mağazaları var, kafeleri var. Öncelikle sineması var. Gündemde olan, vizyonda olan sinemaları rahatla burada izleyebiliyoruz. Bu çevrede başka ne tür mekanların olmasını isterdiniz? Spor aktiviteleri hiç yok. Onların olmasını tercih ederdim. Mesela belediyenin yüzme havuzu var hani bulunmuş olan. Ama daha çok, daha herkesin daha rahatlıkla gidebileceği bir mekan olmasını isterdim. Sadece her yaşa, yani gençlere özel değil, her yaşa göre olmalı bence yaptıkları şeyler. Bu bölgenin en önemli ihtiyacı nedir? En önemli ihtiyacı. Her şeyden önce buranın bir üniversite ihtiyacı var. Kesinlikle. Neden geliyorsunuz? Vallahi canavar bir çocuğu eğlendirmek için. Baş edemeyince buraya geldik. Peki uzaktan mı geliyorsunuz? Yok, Kavacık'tan. Peki buraya geldiğinizde neler yapıyorsunuz genelde? Yani çocukla ilgili geldiğimizde ya IKEA'nın o oyuncaklarının olduğu yerde oynuyoruz ya da burada. Kendimiz için geldiğimizde tabii maalesef bol bol para harcama, yemek yeme, sosyalleşme, alışveriş. Çekmeköy'ün eski halini biliyorum. Yani bu kadar gelişmeden önceki halini. Hani alışveriş merkezleri buraları çok canlandırıyor. Onu farkındayım. Ama alışveriş merkezi dışında böyle kültürel alanlar olduğunu düşünmüyorum. İnsanların çok öyle talebi var mı? Emin değilim aslında. Belki de o talep olmadığı için de olmuyor olabilir. Yani böyle çok kapalı mallar içinde kaldık daha çok herhalde. Mesela ne bileyim, ben de kaydırağa binmek isteyebilirdi. Şuna binmem, 50 yaşımda biraz ayıp olur ama öyle şeyler isteyebilirdim kendim için. Buraya geldiğinizde en çok yaptığınız şeyler nelerdir? Ben genelde alışveriş ediyorum yani. Evet, alışveriş ediyoruz. Mediamarkt'a gidiyoruz. Öyle. Ben de alışveriş yapıyorum. Teknolojik eşyalar için Mediamarkt. Sonra okuldan, okul için D&R'ı kullanıyorum ve kendi hobilerim için. O kadar. Hocam Arda ile yapsaydım, şey deseydim olur mu mesela? Kanka 16 yıldır caddedeymişsin falan diye daha böyle şey olurdu. Arda, sen caddede oturuyorsun. Peki hani kaç senedir oradasın? Çocukluğumdan beri oradayım. Peki sen Çekmeköy'de yaşayabilir miydin? Orası da burası arasında ne gibi farklar var? Orada arkadaşlarım var, yani çevre var orada. Daha çok gezinecek yer var, bilmiyorum tabii Çekmeköy'de ne olabilir. Peki ben sana sorayım. Kaç senedir burada oturuyorsun ve buradan memnun musun? Neden memnunuz? Ben 9 yıldır burada oturuyorum. Aslında hani memnunum çünkü yani sen caddede oturuyorsun, orası çok daha kalabalık bir yer, böyle eğlence mekanları falan, sesli gürültülü bir yer. Hani bir sürü insan var. Hani burası öyle